Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz 6. sınıf 4. ünite yoğunluk konusu. Arkadaşlar görselde verilen odunun su içerisinde yüzmesi, bilye ve vidanı su içerisinde batmasının sebebi nedir? Yağ ve su karıştırıldığında yağ neden su üzerine çıkar? Bu soruların cevaplarını hiç düşündünüz mü? Bu soruları cevabı cisimlerin ağırlıkları değildir. Çünkü odun daha ağır olmasına rağmen yüzmektedir. Bunun sebebi maddelerin yoğunluklarıdır. Arkadaşlar bu konu içerisinde yoğunluğun ne olduğunu, yoğunluk hesaplamasını, bazı maddelerin yoğunluklarını, yüzen ve batan cisimleri, günlük yaşamda yoğunluğun önemini göreceğiz. İlk olarak yoğunluğun tanımıyla başlayalım. Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine yoğunluk denir. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yoğunluk de sembolü ile gösterilir. Arkadaşlar yoğunluğa günlük yaşamdan örnekler verebiliriz sınıf içinde öğrenci sayısı artarsa öğrenci yoğunluğu artmış olur. Aynı yolda giden araç sayısı artarsa trafik yoğun deriz. Bunun nedeni birim hacimdeki madde miktarının artması yoğunluğu artırmasıdır. Şekilde görüldüğü gibi madde miktarının azalması yoğunluğu da azaltmaktadır. Arkadaşlar yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç, yoğunlukları farklı olan maddeler birbirlerinden kesinlikle farklı maddelerdir. Ancak yoğunlukları aynı olan maddeler aynı madde olabilir. Şimdi de yoğunluğun nasıl hesap edildiğini görelim. Yoğunluğu hesaplayabilmek için maddenin kütlesi ve hacminin bilinmesi gerekir. Kütle ve hacmin ne olduğunu hatırlayalım. Madde miktarına kütle denir, yoğunluk hesaplanırken kütle birimi olarak gram kullanacağız. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür, kütleme m sembolü ile gösterilmektedir. Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir, hacim birimi santimetre küptür. Hacim ve sembolü ile gösterilmektedir. Sıvıların hacmini ölçmek için dereceli silindir kullanılır. Katıların hacmini ölçmek için eğer düzgün şekilli bir cisim ise hesaplama yapılır. Katı düzgün değilse ve su içinde de çözülmüyorsa, cismi sıvı içerisine atıp taşan sıvının hacmi ölçülür. Taşan sıvının hacmi cismin hacmini verir. Görselde verilen dereceli silindir içerisinde 50 cm küp su bulunmaktadır. Suyun içerisine taş atıldığında suyun seviyesi 70 cm küpe çıkmıştır. Taşın hacmini 20 cm küp olarak buluruz bir cismin kütlesinin hacme bölünmesiyle yoğunluğu bulunur. Yoğunluğun formülü D eşittir m bölü v'dir. Bunu kolayca hatırlamak için görselde verildiği gibi yoğunluğu kırık bir kalbe benzetebiliriz. Kırık kalbin yukarı kısım m harfine aşağı kısım v harfine benzemektedir. Diğer bir hatırlama yöntemi olarak dede muz böl ver şeklinde şifrelenebilir. Dede d harfi, muz m harfi, böl bölü, ver v harfidir. Arkadaşlar şimdi de yoğunluk hesabı ile ilgili soru çözümü yapalım. Tabloda verilen maddelerin yoğunluklarını hesaplayalım. Bunun için maddelerin kütleleri hacme bölünmelidir. K maddesinin yoğunluğu 20 bölü 20 den 1 gram bölü santimetre L maddesinin yoğunluğu 10 bölü 5 den 2 gram bölü santimetre M maddesinin yoğunluğu 150 bölü 50 den 3 gram bölü santimetre olarak bulunur yoğunlukla ilgili grafiklerin nasıl çizildiğini görelim. Bir cismin kütlesi ya da hacminin artması yoğunluğu değiştirmez. Bir bardak su ile bir şişe suyun yoğunluğu bir gram bölü santimetre küptür. Kütle ve hacim doğru orantılıdır. Hacim arttıkça kütle de artar. Aşağıda kütle ve hacim grafiğini, yoğunluğun kütle ve hacimle olan ilişkisini görmektesiniz. Bazı maddelerin yoğunlukları aşağıdaki görselde verilmiştir. Tahtanın yoğunluğu 0,8 gram bölü santimetre küptür, yağın yoğunluğu 0,92 gram bölü santimetre küptür, demirin yoğunluğu 7,8 gram bölü santimetre küptür, suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür, buzun yoğunluğu 0,9 gram bölü santimetre küptür, cıvanın yoğunluğu 13,6 gram bölü santimetre küptür. Arkadaşlar yoğunlukla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Aynı hacimde iki maddeden yoğunluğu fazla olanın kütlesi de fazladır. Aynı kütledeki iki cisimden yoğunluğu fazla olan cismin hacmi daha azdır. Hacmi değişmeyen kapalı bir kaba gaz eklendiğinde, gazın yoğunluğu artar. Isınan bir maddenin hacmi artar, yoğunluğu azalır. Sıcak havanın yoğunluğu soğuk havanın yoğunluğundan azdır. Şimdi de bir cismin yüzmesi veya batması nasıl gerçekleşir bunu görelim. Bir cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazla ise cisim batar. Bir cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan az ise cisim yüzer. Tahta, yağ, buzun yoğunlukları suyun yoğunluğundan azdır. Bu nedenle yüzer. Su donduğunda kütlesi değişmez fakat hacmi artar. Bu nedenle buzun yoğunluğu sudan azdır, bu suda yüzer. Görselde verilen cisimlerden yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olan maddeler yüzer, fazla olanlar ise batar. Yumurta musluk suyunda batarken, tuzlu su içerisinde yüzmektedir. Bunun nedeni tuzlu suyun yoğunluğu yumurtadan fazla olmasıdır. Yumurtanın yoğunluğu da musluk suyundan fazla olduğu için batmıştır birbirine karışmayan sıvıların bir kap içerisinde yoğunluklarına göre nasıl bulunacaklarını görelim. Şekilde görüldüğü gibi birbirine karışmayan su ve yağ aynı kaba konulduğunda, yoğunluğu büyük olan su altta, yoğunluğu küçük olan yağ ise üstte kalır. Şekilde birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarının yoğunlukları, A büyüktür B büyüktür C şeklindedir. Şimdi de farklı yoğunluktaki sıvılarla ilgili soru çözelim şekildeki K, L ve M sıvılarının yoğunluklarını karşılaştıralım. Yoğunluğu fazla olan sıvı aşağıda, yoğunluğu az olan sıvı ise yukarıda bulunacaktır. Bu nedenle L'nin yoğunluğu K'den fazladır. M'nin yoğunluğu da L'den fazla olacaktır. Hepsini sıralarsak M büyüktür L'den, L de K'den büyük olacaktır. Arkadaşlar günlük yaşamda yoğunluğun önemine örnekler verebiliriz uçak gibi hava taşıtlarında yoğunluğu az olan alüminyum gibi metaller kullanılır. Bu nedenle uçak fazla ağır olmamaktadır. Suyun yoğunluğu canlılar için çok önemlidir. Sıvı haldeki maddeler soğudukça tanecikleri yavaşlar, birbirine yakınlaşır, hacmi azalır ve yoğunluğu artar. Ancak bu duruma uymayan tek sıvı sudur. Su donarken hacmi artar, bu nedenle yoğunluğu azalır. Suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küpken, buzun yoğunluğu 0,9 gram bölü santimetre küptür. Bunun sonucu olarak, kışın gölün yüzeyindeki su donsa da, bu suda yüzeceği için buzun alt kısmında canlıların yaşamı devam eder. Buzun yoğunluğunun sudan az olması, suda yaşayan canlılar açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Arkadaşlar bu dersimizde 6. sınıf yoğunluk konusunu gördük. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.